Merhabalar arkadaşlar, EYS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 143. testteyiz. Yine bağımlı ve bağımsız ve bileşik olaylarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. A ve B olayları bağımsız iki olaydır. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4, B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. Olduğuna göre A ve B'nin gerçekleşme olasılığı kaçtır? Neydi arkadaşlar bağımsız olaylarda? İkisinin birlikte gerçekleşme olasılığı, gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşitti. Dolayısıyla 1 bölü 4 ile 1 bölü 3'ü çarptığımızda cevabımız ne olacak? 1 bölü 12, yani Ceyhan. İkinci sorudayız. A ve B bağımsız iki olaydır. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6, B'ninki ise 1 bölü 4. Olduğuna göre A veya B'nin gerçekleşme olasılığı soruluyor. Burada veya bağlacı var. O yüzden ne yapacağız? A'nın gerçekleşme olasılığı ile B'nin gerçekleşme olasılığını toplayıp ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığını çıkaracağız. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6. B'ninki 1 bölü 4. İkisinin birlikte gerçekleşme olasılığı ise gerçekleşme olasılıklarının çarpımına eşit. Paylaşırsam 4 buradan 6 buradan gelir. Sonucudan da 1 gelir, eksi 1. Paydamız da 24 olur. Yani 9 bölü 24, 3'e bölersek 3 bölü 8 yapar. Yani cevap Edirne olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Bir zar ve bir madeni para birlikte düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre zarın 6 yazan yüzü üzerine düşmesi veya paranın yazı gelmesi olasılığı kaçtır? Birinci olayımız zarın 6 yazan yüzü üzerine düşmesi. Yani zemine gelen kısmın 6 yazması. 6'dan zaten bir tane var. A olayı diyelim. A olayının olma olasılığı bir tane var. Toplam 6 yüzler var. O yüzden 1 bölü 6. Paranın yazı gelmesi B olayı. Bunun da olasılığı 1 bölü 2 zaten. Şimdi arada ne var? Veya bağlacı var. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı neydi? Gerçekleşme olasılıklarının toplamı eksi ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6 dedik. B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2 dedik. İkisinin birlikte gerçekleşme olasılığı bağımsız olaylar olduğu için, yani birbirini etkilemediği için olasılıklarının çarpımı olacak. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2. Paydaşlarsak burası 12. Bu kesiri 6 ile, diğer kesiri de 2 ile genişlettiğim zaman 2, 6, sonucudan da eksi 1 gelir. Yani 8 eksi 1'den 7, 8 eksi 1'den 7 bölü 12 olur. Cevap Deniz olur. Dördüncü sorudayız. Bir madeni para ve bir zar birlikte düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre paranın yazı ve zarın üst yüzüne asal sayı veya tek sayı gelme olasılığı. Şimdi birinci olayımız paranın yazı gelme olasılığı. A olayı diyelim. Bu olayın gerçekleşme olasılığı zaten 1 bölü 2. Ama arada V bağlacı var bu arada. Diğer tarafta olay biraz karışık. Zarın üst yüzüne asal veya tek sayı gelmesi. Yani şu olaya bir B olayı diyelim isterseniz. B olayının gerçekleşme olasılığını hesaplayalım. Ama B olayının içinde iki olay var. Zarın üst yüzüne asal sayı gelecek veya tek sayı gelecek diyor. Bunlara da C ve D olayı diyelim. Hani çok da karıştırmayalım. B olayının gerçekleşme olasılığının içinde ne var? C'nin veya D'nin gerçekleşmesi var. Yani zarın üst yüzüne asal sayı veya tek sayı gelmesi dediği için bu da nasıl hesaplanacak? C'nin gerçekleşme olasılığı artı D'nin gerçekleşme olasılığı eksi ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı. C'nin gerçekleşme olasılığı, yani zarın üst yüzüne asal sayı gelmesi, asal sayılarımız ne var zar yüzeyinde? 2, 3, 5 var. 3 tane istenen durum, toplam 6 durum, 3 bölü 6. Tek sayı gelmesi bu C olayı arkadaşlar. Bu da D olayının elemanları. 3 tane yine 3 bölü 6. Şimdi ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı yine birbirini etkilemiyor. Yani üstüne asal gelmesi, tek gelmesi birbirine bağımsız olaylar. Olasılıklarının çarpımı olacak. Ya da şöyle düşünün. Bu iki olayın kesişimi var mı? Zarın üst yüzüne asal veya tek gelmesi. V bağlacıyla bağladığınız zaman zarın üst yüzüne asal ve tek gelmesi. Asal ve tek ne var arkadaşlar? Asal ve tek 3, 5 var. Bakın ikisinin kesişimi. Yani burada
Olaylar hep zar üzerinden gerçekleştiği için arkadaşlar elemanlarda açıkça yazarsak kesişimleri rahatlıkla görebiliriz. Nedir? İki tane istenen durum var. Toplam 6 durum var. 2 bölü 6'dır. Buradan 6 bölü 6'dan 1 yapar zaten. Birden burası da 1 bölü 3. Birden 1 bölü 3'ü çıkardığımız zaman ne oluyor? 2 bölü 3 oluyor. Şimdi bu B olayının gerçekleşme olasılığı. Sorumuz neydi? A ve B'nin gerçekleşmesiydi ve bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Ne yapacağız? Olasılıklarını çarpacağız. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2, B'nin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3 çarptığımız zaman ikiler sadeleşecek cevap 1 bölü 3 olacak yani Ceyhan olacak. 5'teyiz. Bir hedefi Ali'nin vurabilme olasılığı 1 bölü 4, Burak'ın vurabilme olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre Ali ve Burak birer kez atış yaptığında hedefin en az bir kez vurulma olasılığı kaçtır? Şimdi Ali da AB diyelim. En az bir kez vurulma diyor. Bir kez vurma olayında Ali vurup Burak vuramayabilir. Ya da Ali vuramayıp Burak vurabilir. Veya her ikisi de ne yapabilir? Vurabilir. En az bir kez vurma durumları bunlar. Şimdi Ali'nin vurma olasılığı 1 bölü 4 zaten. Burak'ın yani şu durum ayrı bir durum değil mi? Ali vuracak, Burak vuramayacak. Ali'nin vurmasıyla Burak'ın vurması birbirini etkiliyor mu? Etkilemiyor. Bağımsız olaylar. O zaman Ali vuracak ve Burak vuramayacak şeklinde yorumlayabiliriz bunu değil mi? Yani arada B bağlacı var. O yüzden olasılıklarını çarpacağız. Burak'ın vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Vuramama olasılığı birden çıkardığımızda 2 bölü 3'tür. Ali'nin vuramama olasılığı, vurma olasılığı 1 bölü 4 ise birden çıkardığımda 3 bölü 4'tür. Burak'ın vurma olasılığı zaten 1 bölü 3. İkisinin vurma olasılıkları da 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'tü zaten. Bunlar birbirinden ayrı olaylar olduğu için topluyoruz. Paydamız zaten 12. Birincinin payından 2, ikincininkinden 3, üçüncününkinden de 1 gelir. 6 bölü 12'den sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yapar. Yani adam olur. 6. sorudayız. Bir hava durumu uygulamasında yer alan 3 günlük hava tahminlerinde yağmur yağma olasılıkları yukarıda gösterilmiştir. Uygulama tahminlerine göre bu 3 günün sadece bir gününde yağmur yağma olasılığı kaçtır? Sadece bir gün. O zaman şöyle yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba diyelim. Ne olabilir? Pazartesi yağıp diğer 2 gün yağmayabilir. Buraya hesaplayabilir miyiz? Ayrı ayrı yapsak aslında iyi olur. Bir tane daha yapalım. Salı yağıp diğer 2 gün yağmayabilir ya da çarşamba yağıp diğer 2 gün yağmayabilir. İhtimaller bunlar. Şimdi pazartesi yağma olasılığı zaten %20. 20 bölü 100 yazalım sonra sadeleştiririz. Salı günü yağmamasını istiyoruz. Yağma olasılığı %10 ise yağmama olasılığı %90'dır. Çarşamba yağmamasını istiyoruz. 100'den 50'yi çıkardık. 50 bölü 100. Pazartesi yağmamasını istiyoruz. Yağma olasılığı %20 ise yağmama olasılığı %80'dir. Salı yağmasını istiyoruz. %10. 10 bölü 100. Çarşamba yağmamasını istiyoruz. Çarşamba zaten her türlü %50. Yağsa da yağmasa da %50 geliyor. Pazartesi yağmamasını istiyoruz. %80. Salı yağmamasını istiyoruz. %90. Çarşamba yağmasını istiyoruz. %50. Bu yüzdeleri bir sadeleştirsek arkadaşlar. 20 bölü 100'den 1 bölü 5, 90 bölü 100'den 9 bölü 10, 50 bölü 100'den 1 bölü 2 gelir. 80 bölü 100'den 20'ye böldüğümde 4 bölü 5, 10 bölü 100'den 1 bölü 10, 50 bölü 100'den 1 bölü 2. 80 bölü 100'den yine 4 bölü 5, 90 bölü 100'den 9 bölü 10, 50 bölü 100'den 1 bölü 2. Hepsinin paydası 5 çarpı 10 çarpı 2 zaten. Yani çarptığımızda paydamız 100. Birincinin payı 9, ikincinin payı 4, üçüncünün payı 13. Bunları topladığımızda ne yapıyor? Eksik mi yaptık? Şurada bir şeyi. Şurada 36 geliyor değil mi? 4 çarpı 9'dan 36. 36, 4 daha 40. 49 bölü 100. Yani bu kesri biz başka nasıl okuyabiliriz? %49. Cevabımız dolayısıyla ne oluyor? Burs oluyor. 7. sorudayız. TYT sınavına giren öğrencilerin 2 bölü 3'ü kızdır. Sınav giren her 4 kız öğrenciden biri başarılı olduğuna göre sınava giren öğrencilerden seçilen bir öğrencinin sınavdan başarılı bir kız olma olasılığı. Şöyle diyelim. Erkek kız başarılı, başarısız diyelim. Şimdi ne diyor? Sınava giren öğrencilerin
2 bölü 3'ü kız. Sınava girenin öğrencilerin tamamına 3x dersek 2x kız olur. Ama kızların da dörtte birini hesaplayacağımız için 2 ile genişletelim. 4x'e 6x olsun. Yani rasyonel sayıda uğraşmayalım. Yani toplam öğrenci sayısı 6x olacak. 2x'i kız. Pardon, 4x'i kız. 2x'i erkek olmuş oluyor. 3 de 2, 6 da 4 aynı şekilde. Ve diyor ki sınava giren her 4 kızdan biri başarılı. 4 kızdan biri başarılıysa 4x'te de x başarılıdır, 3x başarısızdır. Bizden istenen şey ne? Seçilen bir öğrencinin sınavdan başarılı bir kız olma olasılığı kaçtır? Başarılı kız sayısı x. Toplam öğrenci sayısı 6x. İstenen durum sayısı bölü tüm durumlardan. Sadeleştiriyoruz. Cevabımız 1 bölü 6 yani Denizli oluyor. 8. sorudayız. Tura gelme olasılığı yazı gelme olasılığının iki katı olan hileli bir madeni para art arda düz bir zemine rastgele atılıyor. Buna göre en çok ikinci atışta ilk defa yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere hileli tura ve yazı diyelim. Tura gelme olasılığı yazı gelmenin iki katı. Yazı gelme olasılığını x dersek tura gelme olasılığı 2x olur arkadaşlar. İki kez atıyoruz. Düz bir zemine atılıyor. Değil mi? Arda arda. En çok ikinci atışta ilk defa yazı gelmesi. Şimdi ikinci atışta yazı gelebilir ya da direkt ilk atışta yazı gelebilir. Yani iki ihtimal var. Birinci durum, birinci ihtimal, birinci atışta direkt yazı gelmesi. Birinci atışta yazı gelmesi. Diğer durum, birinci atışta tura gelip ikinci atışta yazı gelmesi. İki ayrı durumumuz var. Birinci de yazı gelme olasılığı. Yani direkt atacağız ve yazı gelecek. Yazının gelme olasılığı x. Tüm durumlar arkadaşlar. 2x, x daha 3x. Sadeleştirdik. 1 bölü 3. Birincinin tura gelmesi. 2x bölü tamamı 3x. İkincinin yazı gelmesi. X bölü istenen durum x. Tüm durumlar ya da yazı gelme olasılığı x. Tamamı 3x. X'ler zaten gidecek arkadaşlar. Buradan 1 bölü 3 geldi. Diğer taraftan da 2 bölü 9 geldi. Payda eşit dersek 3, 2 daha 5 bölü 9 olur. Yani cevap Adana olur. 9'dayız. Berabere bitirenin bulunmadığı 3 koşucu arasında yapılan bir yarışı Ayhan'ın kazanma olasılığı Emir'in kazanma olasılığının 2 katı. Hemen Ayhan, Emir ve Yağız var. Ayhan'ın kazanma olasılığı Emir'in 2 katıymış. Emir'inkine x dersek Ayhan'ınki 2x olur. Yağız'ın kazanma olasılığının ise yarısıymış. Kim? Ayhan'ın kazanma olasılığı. Ayhan'ın 2x ise Yağız'ınki 4x olur o zaman. Bu yarışı Ayhan'ın veya Emir'in kazanma olasılığı kaçtır diyor. Bunlar tamamen ayrık durumlar. Yani üçü birlikte yarıştığı için ya Ayhan kazanır zaten ya Emir kazanır. Yani ikisinin kesişimi boş kümedir. Ayhan ve Emir kazandı diye bir şey var mı? Yok. O halde Ayhan'ın kazanma veya Emir'in kazanma olasılığı nedir? İkisinin olasılıklarının toplamıdır. Kesişim olmadığı için arkadaşlar. Ayhan'ın kazanma olasılığı 2x bölü Ayhan'ın olasılığı bölü tamamı 2x, x daha 3x, 4x daha 7x yapar. Emir'in kazanma olasılığı x bölü 7x yapar. İkisi zaten gidecek. 2 bölü 7, 1 bölü 7 daha ne oluyor? Topladığımızda 3 bölü 7 cevap Ceyhan. 10'dayız. Bir avcının hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre hedefi art arda 3 atış yapan avcının sadece ikisinde hedefi vurma olasılığı. Sadece ikisinde diyor. Yani vurmayı artı vurmamayı eksi diyelim. İlk ikisini vurup üçüncüyü vuramayabilir. Bu vuramadığı ikinci olabilir. Ya da vuramadığı birinci olabilir. Sadece ikisinde vurduğu ihtimaller bunlar. Bunları ne yapacağız? Hesaplayıp toplayacağız. Birinci de vurma olasılığı 1 bölü 3. İkinci de vurma olasılığı 1 bölü 3. Bunlar arkadaşlar bağımsız olaylar olduğu için olasılıklarını çarpıyoruz. Üçü birlikte gerçekleşiyor zaten. Üçüncü de vuramayacak. Vurma olasılığı 1 bölü 3 ise birden çıkardığımda vuramam olasılığı 2 bölü 3'tür. Şimdi burada sadece bu sayıların yeri değişecek aslında. Yani 1 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 3. Sonuncuda da yine 2 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 olacak. Yani şöyle yapabiliriz. Bir tanesini bulup
Hepsi aynı sayılar geliyor. 3 de çarpabiliriz. Yani 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 yapabiliriz. Birer tane 3'ü götürelim. Sonuç 2 bölü ne yapar? 9 yapar. Yani cevap adam olur. Geldik 11'e. Bir torbada özdeş 3 siyah ve 4 beyaz top bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele bir top çekiliyor ve bir zar düz bir zemine atılıyor. Birbirinden bağımsız iki olaydan bahsediyor. Buna göre topun beyaz ve zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı olmalıdır. Olaylarımızdan biri A, diğeri B olsun. Arada V bağlacı var. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı bunlar bağımsız olaylar oldukları için olasılıklarının çarpımına eşit olacak. A'nın gerçekleşme olasılığı yani topun beyaz gelme olasılığı ne? İstenen durum sayısı 4. 4 tane beyaz var. Toplamda 7 tane top var. 4 bölü 7. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı olması. Asal sayılar neler? Zarın yüzeyinde 2, 3 ve 5. 3 tane istenen durum var. Toplam durum sayısı da 6. Sadeleştirirsem yine 2 ile de 4'ü sadeleştirirsem sonuç ne olur? 2 bölü 7 olur. Yani cevap bursa olur.